Selamun aleyküm arkadaşlar. KFC'yi yaptık. Popeyes olmadan olmaz. Bugün arkadaşlar sizinle Popeyes yapacağız. Popeyes'in kanatı, butu vesaire hepsini burada göstereceğiz. Tabi bunlar baharatlı ve sade olarak gerçekleşecek. Tabi bunların acılı olanlarını bilahare çekeceğim. Böyle kalmayacak. Bunlar normal, sade. Bütün tavuktan olanlar. Bir de bunların kanat vesaire, onların versiyonları da var. Onları da yapacağız. Boş geçmeyeceğiz. Şimdi arkadaşlar parçalaması normal, butlarına giriyoruz. Bu arada herkes soruyor. Yani ben yaptım, çiğ olur mu, pişti mi vesaire falan diye. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz tavuk tam 1 kilo 150 gram. Bunu A101'de bulabilirsiniz. Diğer büyük marketlerde bulamazsınız. Çünkü onlar bu kadar. Ha bir de Migros'ta var. Onlar bu kadar küçük tavuk satmıyorlar. Çünkü sürümden kazanamıyorlar. Adamlar diyor ki ya ben ne yapacağım minnacık tavuğu bilmem ne vesaire vesaire. Yani öyle yerlerde A101'de vesaire de bulabilirsiniz. Zincir marketlerde. Bunu alırsanız hem fırın olarak hem de bu tarz kızartmalarda minik olan tavuklar her zaman daha başarılı sonuç verir. Niye? Çünkü küçük, pişme süresi daha kısa. O sebepten büyük alırsanız pişiremezsiniz. Çiğ olur. Şimdi arkadaşlarım tavuğun olayı bu. Göğsünü de isterseniz şu şekil. Popeyes'ta göğüs istediğinizde size bu kadar bir şey veriyor. Geri kalanını şöyle kaburga diye veriyorlar. Yani bu kısım da var. Böyle pişiyor. Bunlar bayağı bir uzun süre. Atıyorsunuz duruyor. Bunları da böyle yapacağız. Tabii benim tavuk küçük olduğu için bu şekil oldu. Evet arkadaşlarım. Bunların da şu kısımlarını alayım. Bakın kanadın minikliğinden zaten tavuğun kaç gram olduğu az çok belli oluyor. O yüzden bunları fazla üzmeye gerek yok. Hızlı hızlı atacağız, hızlı hızlı çekeceğiz ama. Butları da gene şu kısmı ve bu kısmı ayrı. Küçük tavuk alırsanız dediğim gibi hiçbir şekilde üzülmezsiniz. Evet. Bu kısımlarda tüy varsa bunları da atıyoruz. Bunu bir kenara alalım ve butter sos ve normal sos yapma aşamasına geçelim. Butter sos için bir kase un. Şöyle kenara koyduk. Aynı zamanda da normal butter sostan çıktıktan sonraki aşamasını da yapalım. Buraya iki tane koyun. Bunun unu fazla olsun. Çünkü bu kaplama olacak. Evet. Şimdi gene butter sosumuzun içine şöyle bir, iki, üç tane yumurta. Bir tane soda koyduk. Ve bir tane daha soda koyduk. Biraz daha tuz koyduk. Ve de arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Mix yapıyoruz. Hemen şu normal karıştırmamızın içine biraz daha un koyalım. Az geldi gibi. Evet. Bu bizim normal kaplama. Bu da arkadaşlar baharatlı kaplamamız olacak. Şöyle bir kase kadar bunun içine koyuyoruz. Tavuk çeşnisi. Şöyle. Sonra birçok markette bulabileceğiniz tuz ot. Şöyle atıyoruz. Bu biraz acılı olanı. Yeter, kafi. Ve bunu da karıştırıyoruz. Şöyle ufak bir harmandan geçiriyoruz. İsteyen içine kekik vesaire, kırmızı toz biber, daha acı olsun diye farklı farklı şeyler de koyabilir. Ben bugün sadece sadesini göstereceğim. Sadece baharatlı
Bu arada tuz ot birazcık acılı. Acılı tuz ottan. Bunu birkaç tanesini yapacağım. Küçük yapabilirim. Geri kalanı normal sade olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar tavuklarımızı zaten kestiydik. Ocağımızın altını güzelce açıyoruz. Şu kombinasyonu görün. Ona göre yapacağız. Şimdi tavuklarımızı da yanımıza şöyle ufaktan alalım. Evvela şu butları bunun içine atıyoruz. Sonra incik kısmını atalım içine. Küçük parçaları sallayın. Evet, şimdi şunun bir ortasını şöyle açalım. Güzelce sosluyoruz. Hop, kapat. Hemen. Şöyle bir bastırıyoruz elimizle. Hop. Alıyoruz abi fazlalığını. Dursun içinde bu gene. Bunu da yapıyoruz. Şöyle biraz daldırıyoruz. Hop. Fazlalığını at. Kenarda dursun. Sonra bir tane de normal baharatlının içine atalım. Hop. Evet. Sirkeliyoruz. Olay bitti. Şimdi çeviriyorum abi hemen şeye, ocağa. Şimdi sevgili dostlarım, ilk butumuzu atıyoruz içine. Göğsümüz vardı, onu da salladık. Hemen kalça kısmı, bir tane incik. Şöyle biraz kenara çekelim. Hemen bu arkadaşı da koyuyoruz. Hoppa. Şimdi bu kısımlar normal pişiyor. Evet arkadaşlar, görebiliyorsunuz. Bakın, aşama aşama göstereyim nasıl kızardıklarını. Az çok görün. Şöyle. Yani tavuğu küçük alırsanız iri parçalarını dahi, bakın, iri parçalarını dahi çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. İri parçalar totalde 10 dakika falan sürüyor. Yani şu hiçbir sıkıntı olmadan gayet güzel bir şekilde pişecek ve hiç de çiğ olmayacak. Onun garantisini de veriyoruz. Evet. Piştikten sonra arkadaşlar aşama aşama yine göstereceğim. Şimdi bunlar devam ediyor. Bir de soslusuna yatıracağız. Bunlar ilk sossuz, o yani baharatsız olanlardı. Baharatlı olanlarını da hemen bunlar piştikten sonra atacağım. Çünkü yağın rengi değişebiliyor. Bakalım, bir deneyeceğiz. KFC'de farklı baharatlar koymuştum. Yağı hemen farklı rengine, yani kızıl bir renge dönüştü. Ve tavuk da renk değişti. Ama bunda bu sefer daha değişik baharatlar koydum. Tuz otlu, tavuk baharatı falan, böyle çok ince çekilmiş baharatlar. Onlarla deneyeceğiz bakalım. Güzel olursa zaten videoyu yüklerim. Olmazsa zaten başka bir denemede yine buluşuruz. Geldik şimdi normal baharatlı olanlara. Şuna fazla unu atıyoruz. Sallıyoruz içine. Büyük parçalarımızı keza gene aynı. Hop, atıyoruz içine. Tavuğun tamamını yapıyoruz. O yüzden boyun kısmını da atacağız. Arkadaşlar dışarıda yediğinizden hiçbir farkı yok. Şimdi KFC ve Popeyes sonuçta katlanmış tavuklar. Bunları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde size neden böyle yaptım diyecek kimse yok evinizde nihayetinde. Hemen bunun da fazlalığını sallayıp bu kısmı da atıyoruz içine. Şöyle biraz yana çekeyim. Şimdi dostlarım, bir 15 dakika sonra bunlar da tamam. Sonra bir tadım testi yaparız Allah izin verirse. Geldik şimdi tadım olayına. Daha diğer bölümler hala pişiyor. Şimdi sevgili dostlarım, şöyle bir yakından bakın. Şöyle bir görün. Hani bazıları inanmıyor ya, olmuyor falan pişman diye. Bak, gör.
Gördünüz. Geriye alıyorum. Ve şimdi bir bakalım içine pişmiş mi? Şöyle buttan bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili dostlarım. Yani size bunun yenilmesini şu ASMR videoları var. Sesle alakalı. Onlar gibi oluyor birazcık ama yapacak pek fazla bir şey yok. Bakın. Gayet güzel. Harika bir şekilde piştiğini görün. Bu da incikti. Çıtır da zaten buradan oraya kadar geliyordur. Bu da göğüs ucuydu. Yani tekerdeker hepsini ayırmama gerek yok. Hah, bakın. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum diyenler. Lütfen görün de ona göre yapın. Şimdi video yavaş yavaş ASMR videolarına gitmeye başladım. Ses olarak oluyor ama beni mazur görün. Bu videolarda bu tarz böyle çıtırtıyı hissetmeniz gereken videolarda mecburen bunu size lanse etmem lazım. Ya da şöyle yapmam lazım. Bak. Ya öyle ya böyle. Ve sevgili dostlarım, geldik yine bir videonun daha sonuna. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve halen daha abone değilseniz lütfen bir daha abone olun arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Bay bay.